Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte maceralar konusuna yani adventures konusuna başlıyoruz. Hazır mıyız Tonguç evladım benim? I'm ready. Vay çok güzel. İngilizce dersinde tabii ki hazır mıyız? sizin sorusuna I'm ready. Are you ready? I'm ready dememiz lazım. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. 8. sınıf İngilizce'de 16. videodayız. Bugün sizlerle birlikte motor yarışı yapacağız, mağaracılık yapacağız, rafting yapacağız, bungee jumping yapacağız, hang gliding yapacağız. Hang gliding nedir biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Hemen söyleyeyim. Delta kanatla uçuş diyoruz. Skydiving, paraşüt atlama, mountain bike Yine dağ bisikletçiliği, scuba diving, yine tüplü dalış ve aynı zamanda paragliding yani yamaç paraşütü yapacağız. Herkes halatların iplerini hazırlasın. Hep beraber mükemmel bir şekilde dağdan uçurumdan atlıyoruz arkadaşlar. Şakada böyle bir şey yok. Güzel güzel konumuzu öğreneceğiz. Ardından da LGS'de bu konuya yakalanış bir soruyu kaçırmayacağız. Hem... Tüm dersler soru bankamızda test 11'i hem Dinamo'da sayfa 128 ve 150'yi hem de Zoru Bankası'nda test 16'yı birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Dersimizin sonunda bir kez daha ödevlerimizi hatırlatacağım. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Halatlarımızı, iplerimizi alalım. Ayakkabılarımızı sıkı sıkı bağlayalım ve hep beraber maceraya başlayalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burda! O zaman Tonguç Cup 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Expressing preferences yani tercihlerimizi öğreneceğiz nasıl tercihimizi. I prefer nasıl tercih ettiğimizi söyleyeceğiz. Giving explanations and reasons yani açıklamalar ve sebeplerini söyleyeceğiz. Bir de karşılaştırma yapacağız. Bu daha uzun bu daha kısa şeklinde making comparisons. Şimdi öncelikle kelimelerimize bakalım. Dersimizin başında söylemiştik ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum Tonguç'um. Motor racing yani motor yarışı, Caving mağaracılık, Rafting zaten Türkçe'de geçmiş rafting yani böyle nehirde hızlı akan bir nehirde yapılan böyle botla bir mücadele bungee jumping'e baktığımızda yine bu da Türkçe aynı şekilde geçmiş bungee jumping atlıyorsun iple artık hani Allah rahmet eylesin gidiyorsun yapacak bir şey yok hang gliding ise delta kanatla uçuş, skydiving, paraşüt atlama, mountain biking, dağ bisikleti, scuba diving, tüplü dalış ve paragliding de yamaç paraşütü. Burada şu üçü yani hang gliding, skydiving ve paraglidingin ne olduğunu sakın karıştırmayın. Bunu zaten bilenler bilir ama bunu karıştırmıyoruz Songuç'um. Anlaştık mı? Evet hocam. Süper. Şimdi bir de bazı kelimelerimiz var bunlara bakalım. Bu kelimeler bak bunları maviyle yazdık. Bunları biraz daha farklı bir renkle yazdık. Kahverengiyle yazdık. Bunlar biraz daha böyle e, riskli kelimeler. Risky, dangerous, frightening, scary, boring, stressful, disappointing, challenging. Bunlar böyle biraz daha ürkütücü kelimeler. Neden? Risky, riskli demek Tonguç'un buraya hemen yazıyorum bak. Risky, riskli demek. Dangerous, tehlikeli demek. Dangerous, tehlikeli. Yani sporlarda yaparken böyle tehlikeli sporlar yaparken kullanacağımız kelimeler. Frightening yine korkutucu anlamını içeriyor. Scary de yine korkutucu demek. Boring, sıkıcı, stressful, stresli. Stresli şu anda yaptığımız şey gibi. Disappointing, hayal kırıklığı demek Tonguç evladım benim. Hayal kırıklığı. Challenging de zorlayıcı anlamına geliyor. Zaten biz de dersimizin sonunda sizlerle beraber challenging yani meydan okuma testi yapacağız. Şimdi diğer tarafta ise biraz daha sevgi dolu kelimeler var. Mesela entertaining nedir? eğlenceli, enjoyable da yine eğlenceli, amusing de yine eğlenceli, fascinating yine büyüleyici anlamına geliyor tonlu Hanım benim, ee, exciting'e baktığımızda heyecan verici. Bak bunlar gördüğün gibi biraz daha böyle güzel kelimeler. Devam ediyoruz, fun yine keyifli anlamına geliyor, interesting ilgi çekici, fantastic de yine Türkçe'de geçmiş fantastik eğlenceli diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Making comparisons yani sıfatları karşılaştırırken nasıl yapacağımızı öğreteceğim. Mesela diyelim ki slow yavaş demek Tonguç'um. Ama sen eğer slower dersen slower dersen daha yavaş anlamına geliyor. Ya da young genç demek. Young genç. Ama sen younger dersen daha genç oluyor. Fakat biz bunu sadece böyle kullanamıyoruz. Yanına den de getirmemiz gerekiyor. Yani slower den. Daha yavaş ondan daha yavaş. Younger'dan ondan daha genç şeklinde. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Kısa sıfatlarda er eki gelirken uzun sıfatlarda mor geliyor kelimenin başına. Yani easy kolay demek Tonguç'um. Bu kısa bir sıfat olduğu için easier oluyor. Sonra er geliyor. Slow kısa bir sıfat slower oluyor. Young kısa bir sıfat yani daha böyle tek eceli oluştuğu için Buna yangır diyoruz. Ama eğer uzunsa böyle dangerous, challenging gibi şeyse o zaman dangerouser, challenginger falan demiyoruz da more dangerous, less challenging gibi ifadeler kullanıyoruz. Şimdi walking is easier than climbing. Yürüyüş tırmanmaktan daha kolaydır. Paragliding is more dangerous than diving. Bak paragliding neydi bunu az önce öğrenmiştik. Paragliding'e bakalım. Yamaç paraşütü. Burada görmüştük. Yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü daha tehlikeliymiş dalıştan. Gerçekten de dalıştan daha tehlikeli. Water sports are less challenging than air sports. Su sporları hava sporlarından daha az böyle meydan okuyor. Yani gerçekten de gökyüzünde du dengede durmakla suyun altında dengede durmak arasında çok ciddi fark var. O zaman biz uzun sıfatları gördüğümüzde yani mesela böyle yazıyorum. Interesting'i gördüğümüzde ya da beautiful'u gördüğümüzde beautiful diye yazalım şöyle. Ya da işte amusing yani böyle işte eğlenceli gördüğümüzde bunların önüne more getiriyoruz. More interesting, more beautiful, more amusing diyoruz. Ama kısa sıfatları gördüğümüzde yani az önce söylediğimiz gibi mesela diyelim ki old, eski demek veyahut da fast, hızlı demek veyahut da hoş yani nice. Bunlar kısa sıfatlar. Bunlar da sadece older, faster, nicer deyip geçiyoruz. Şimdi gelelim buraya. Expressing preferences yani tercihlerimizi söylerken. Tercihlerimizi söylerken zaten eski ünitelerde görmüştük Tonguç'um. Eğer biz bir şeyi seviyorsak ondan önce prefer kullanıyoruz. Sevmiyorsak da to şeklinde söylüyoruz. Bu kadar basit. Mesela sen e, oyunlarda ne oynuyorsun Tonguç evladım benim? Fortnite, Roblox oynuyorum. Çok güzel hemen bunu söyledin. O zaman sen I prefer Fortnite diyeceksin veya Roblox diyeceksin veya da GTA diyeceksin. To sevmediğin oyunu da söyleyeceksin. Mesela sevmediğin oyun hangisi Tonguç evladım benim? Roll Stars. Ha, o zaman söyleyeceksin. I prefer... Roblox to Brawl Stars. Yani ben e, Roblox'u Brawl Stars'a tercih ediyorum. Veya da I prefer Fortnite to Brawl Stars. Yani çünkü sen Brawl Stars sevmiyorsun to diyorsun ya. O zaman to'dan sonra sevmediğin geliyor. Demek ki biz prefer'den sonra sevdiğimiz şeyleri getiriyoruz. To dedikten sonra ise sevmediğim şeyleri getiriyoruz. Yakla tutabilirsin. I prefer scuba diving to surfing. Şimdi scuba diving neydi hemen bakalım. Şuraya gelelim. Resimlerimizden hatırlayalım. Scuba diving tüplü dalıştı. Bak burada. Demek ki bu arkadaşımız scuba diving'i seviyor mu Tonguç'um? Evet hocam. O zaman scuba diving'i seviyorsa prefer'den sonra scuba diving getirmiş. I prefer scuba diving to surfing diyor. Demek ki scuba diving'i surf'e tercih ediyor. I would rather go skiing than rafting. Would rather'da ise şöyle bir şey var. Would rather'dan sonra sevdiğimiz şeyler geliyor yine. Den'den sonra ise sevmediğimiz şeyler geliyor. Bu arkadaşımız da kayak yapmayı rafting'e tercih ediyormuş şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bu. Bakalım cümlelerimize. I prefer going rafting to skiing because it is more enjoyable. Ben diyor bak, prefer'den sonra sevdiği şey geldi. Prefer'den sonra going rafting. Rafting yapmayı seviyormuş. To skiing kayak yapmayı sevmiyormuş. Niye? Çünkü it is more enjoyable diyor. Çünkü rafting yapmak daha eğlenceliymiş demek. Ki. I would rather do bungee jumping. Ben diyor ee, bungee jump yapmayı severim. Neye göre? Paragliding'e göre. Paragliding neydi? Paragliding'de yamaç paraşütüydü gördüğün gibi. Demek ki sevdiği şey bungee jumping. Buraya hemen şöyle gülümseyen yüz koyuyoruz. Daha az sevdiği şey, tercih etmediği şey ise paragliding oluyor. Peki nedenmiş bu da? Because it is risky. Çünkü daha riskli şeklinde söylüyor. Şimdi buraya bakalım. I prefer doing nokta nokta sports demiş. Şimdi bu arkadaşımız ne yapıyor Tonguç evladım? Dans ediyor. İngilizce söyle. Dancing. Tebrik ederim. Gökyüzüne dans ediyor ama. Gökyüzüne dans ettiği için biz buna air sports diyeceğiz. Hemen burada dancing dersen kurtaramazsın. Bu arkadaşımız I prefer doing air sports. Yani gökyüzü sporlarını tercih ediyor. Çünkü havada yani bu adam şu anda uçaklarla aynı seviyede takılıyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Tonguç'um güzel bir şekilde konumuzu öğrendik. 10'da 10 zoru bankamızdan, tüm derslerden ve Dinamo'dan mutlaka sorularımızı çözmemiz lazım. Dinamo'da bu konuyla alakalı, adventures konusuyla alakalı hemen şöyle göstermek istiyorum e, ee, nerede? Bak burada kelimelerimiz var dersimizin başında. Onlara mutlaka bakmalısın Tonguç'un Çünkü burada biz bütün kelimeleri tek tek parachuting, base jumping, paragliding, rafting, skiing, snowboarding, bungee jumping, rock climbing, hang gliding, caving, kayaking, surfing, mountain biking, her birini tek tek resimli bir şekilde sana gösterdik. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce kelimelerini yazdık. Sonrasında bunlarla alakalı kelime alıştırmaları hazırladık. Bunları güzel güzel çözdüğünde takıldığın soruların çözümünü uzman hocalarından dikkatli bir şekilde dinlediğinde bu konudan hiçbir soruyu kaçırmayacaksın. Diğer kitaplarında da soruyu çözdüğünde inşallah İngilizce'de 10'da 10 yapacaksın Tonguç Eylül benim. Hadi bakalım Ozan. Challenge meydan okuma testimizde bekliyoruz. Ardından da ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.